Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde Kale Altı Mahallesi'ni ziyaret ettim. Muhtarımız Recep Türkhan ile Balıklı Göl'ün orada röportaj yapacağız. Doğru mu? Muhtarımız birinci dönem seçildi. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim, bu Balıklı Göl'ün hikayesini anlatmanızı istiyoruz. Burada da Şanlıurfa'da olduğu gibi balıklar var. Doğru efendim? Aynen. Yaralı evet. Balıklar var burada da. Aynen. Evet muhtarım. Yani Kıbrıs Harbi'nde buradaki balıkların hepsi kayıp mı oldu diyorsunuz? Kayıp oldu diye büyüklerimiz öyle söylüyor. Evet, aynen öyle. Harpte gitmişler, harp gittikten sonra geri çıkmış gelmişler. Evet, yaralı olan balıklar var. Yaralı olan balıklar siyah benekler. Evet, siyah benekli, yaralı yaralı. İnsanın oradaki balıklar aynı, baksanıza bak. Her biri bir yerinde arkadaşlar, aynen yaralarında, onu evet da belirtelim. Yani bu gölden tarihi bir göl arkadaşlar. Çok da güzel bir. Elbistan'ın en güzel mahallelerinden bir tanesi. Artı Elbistan'a da yakın, Avşin'e de yakın. Doğru mu? İkisinin ortasında. Bir de Ekinözü'ne de yakın. Üç ilçenin göbeğinde arkadaşlar. Evet muhtarım. Burası hizmete almış. Sağlık istasyonu. Değil mi efendim? Ne zaman yapıldı efendim? Geçen sene yapıldı. Evet. Sayın izleyiciler, daha önceki muhtarla da burada röportaj yapmıştım. Altyapısı yoktu. Sağlık evi yoktu. Evet. Başka altyapısı, kanalizasyonu yoktu. Bu hizmetlerin yapılması için mücadele etmiştik. Gündeme getirmiştik basın olarak. Çok şükür muhtarımız bunların yapıldığını evet belirtti arkadaşlar. Yapıldı. Şimdi yapıldı. Bu muhtarımızın da isteklerini ne yapacağız bu dönem? Kamuoyuna ve ilçe ve büyükşehir belediye başkanımıza duyuracağız. Evet. İnşallah. Bir ilk isteğimiz ne muhtarım? Burası toplantı salonu. Bir muhtarlık odası dizayn edeceğiz. Muhtarlık odası istiyorsan. Kale Altın Mahallesi taze evi yazıyor az doğrusu. Orada bir şey yapalım. Taze ev ama yetersiz. Nüfus ne kadar muhtarım? Nüfus bir. Bir nüfus var. Evet sayın izleyiciler. Elbistan Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz. Güzel buraya banka koymuş masalı şekilde. Orada da güzel. Nazlı burada şunları da gösterelim tekrar baktığımızda onları. Yani arkadaşlar. Çocuk parkı yanında var. Jimnastik aletleri parkı da var. Onu evet, alalım. Evet, sayın izleyiciler. Türkiye'nin birçok iline, ilçesine gidiyoruz. İşte bu hizmetleri istiyorlar arkadaşlar. Evet. Daha önceki sene geldiğimizde bunların hiçbiri yoktu. Onu da belirtelim arkadaşlar. Önceki röportajlarımızda izleyebilirsiniz. Yani aynen. Türkiye'de muhtarların sesi olarak Türkiye'de gerçekten çok güzel işlere imza attık. Geçen de Andırın'a gittim. Çuadarlı Mahallesi muhtarlarına 2014'te röportaj yapmıştık. Eksik bir hizmet kalmamış. Sadece bir sokağın 300 metre parke taşı kalmış. Burada parke taşları bitti mi muhtarım? Köy içinin parke taşı bitti efendim. Çevre yollarımızın sıcak asfaltı kaldı. Orada da asfaltı atılmasını istiyor. Seçimden önce söz verdiler. O sıcak asfaltımız kaldı, atılacak. Köyümüzün içinin parkesi bitti. Evet. İşte arkadaşlar, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesini eğer desteklerseniz, sesinizi duyursanız evet, işte burada da Kale Altı'nda olduğu gibi, Çuadarlı'da olduğu gibi, yine Avşin'de arkadaşlar İncirli Mahallesi'nin röportajını izleyin. Orası sıcak asfalt oldu. Kaşanlı'dan Koç Ovası'na kadar sıcak asfalt yapılmasını sağladık. Daha birçok yerde yaptık. Yavaş yavaş ziyaret ediyoruz arkadaşlar. Eski ziyaret ettiğimiz yerlerde ziyaret ediyoruz. Çünkü bizi Ekinözü'nden bir muhtarımız aradı. Süleyman Bey, ne zaman geliyorsunuz diye. Onun için bu da muhtarımın yolda, Ekinözü yol üzerinde olduğu için önceliği muhtarımıza tanıdık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Muhtarım diyor ki burası biz Muhtarlık odası olarak evet, burayı dizayn etmek yani istiyoruz. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz abimizden de buranın muhtarlık odasının iç dizaynını yapmasını rica ediyoruz. Aynen öyle. Muhtarın evet misafiri geldiğinde abicim bir yeri olsun. Bir doğru mu? Aynen öyle. Evet, kaymakam geldi, vali geldi, Büyükşehir Belediyesi geldi, İlçe Belediyesi aynen kendisi gelir. Efendim jandarma gelir, polis gelir. Yani mahalleye kim geldiyse devlet yetkilisi evet önce kimi buluyor? Muhtarı buluyor. İşte biz de basın olarak ne yapıyoruz? Halkın temsilcisi muhtar ile halkın sorularını dünyaya, kamuoyuna duyuruyoruz. Röportajımızı muhtarım diyor ki burada bin nüfus var. Taziye işte burada toplantı salonu olarak kullanıyoruz. Altı dönüm yerimiz var diyor. Doğru mu? Orada gidip şimdi röportaj yapacağız. Evet. Röportajımıza taziye evi yerinde yapacağımız röportajla devam edeceğiz.